CIA elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nün yani CIA'nin UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta ve tamamen halkın kullanımına açık şekilde erişime açıldı. John Greenwald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi hükümetin UFO'lar yani tanımlanamayan uçan objeler için belgelediği tanımlanamayan hava olayları belgelerinin tamamını yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vault web sitesinden erişilebiliyor. Bu web sitesinde açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Bir göz atarsınız videodan sonra. Greenwald, bilgi erişim özgürlüğü yasası kapsamında CIA'de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elleriyle tarayarak 2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yüklemeyi başardı. 2 milyon sayfalık bir arşivin el ile taranıp yüklenmesinden bahsediyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Aktivist Greenwald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla bilgiye erişim yasası kapsamında başvuru yaptığını açıkladı. Ve konuya ilişkin Amerikan Vice News sitesinin teknoloji eki Motherboard'a bir e-mail atan Greenwald, CIA'nin yayımladığı UFO kayıtlarını almak için yıllarca savaştığını beyan etti. Gösterdiği çabayı diş çekmeye benzeten Greenwald, bunu başarabilmek adına onlarla birlikte dolaştım ve en nihayetinde oldu, içinde birkaç bin dosyanın yer aldığı büyük bir kutuyu teslim aldım diye konuştu. Peki bu kutunun içerisinde neler var? Hadi biraz da bunlara bakalım. Greenwald, CIA'nin kayıtlarının TagImage File Format adında bir görsel formatıyla sunduğunu ve bu da dokümanlar içerisinde rahat bir şekilde arama yapmayı çok zorlaştırdığını söyledi. Greenwald'un aktardığına göre belgeler ilk 24 saat içerisinde binlerce indirme rakamına ulaştı. Arşivde Rusya'da yaşanan muhteşem patlama da dahil pek çok belgenin içeriği mevcut. Belgelerin bazıları oldukça netken bazıları ise okunamayacak durumda. Greenwald'a göre arşivin en enteresan belgelerinden birisi şu anda da ekranda görmüş olduğunuz 1970'lerde Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısına elden teslim edilen nesne ile ilgili olduğunu söylüyor. The Black Vault'un Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre bu paylaşımı kendisi yapıyor. Müdür yardımcısı konuyla bizzat ilgileneceğini söylüyor ve ardından da bazı tavsiyeler veriyor. Ancak bu tavsiyelere hiçbir zaman ulaşılmıyor. Bu tavsiyeler tamamıyla gizli tutuluyor. Gizli bir belge eşliğinde bu belgelere konulmuş ve belgelerin yayınlanmasına rağmen gizli tutulduğu için ne yazık ki kimse bu tavsiyeleri okuyamıyor. Yasalara göre sınıflandırılan ilk UFO bilgileri 1970'lerde ve 80'lerin başında geliyor. Bundan sonra Greenwald, dünya dışı olaylarla ilgili olarak hükümetten bilgi almanın son derece zor olduğunu söyledi. CIA Nisan ayında bir video yayınlamıştı. Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan 3 videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü John Brennan bu videolara yönelik ise pilotlarının bazı videolarını izlediğini ve onlara baktığında birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu beyan etmişti. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduklarından emin olmaya çalıştıklarının da altını çizmişti. Ancak bunların olağan dışı hava koşulları ile ilgili bir durum olabileceğini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi bu haber dünya gündemine bomba gibi düştü. Çünkü uzun zamandır insanlar bizim dışımızda acaba evrende yaşayan başka varlıklar var mı diye sürekli bir uzun yıllardır araştırma içerisindeydi. En nihayetinde de tepkilere, baskılara dayanamayan hükümet artık bu belgeleri, dosyaları açıklamak zorunda kaldı. Ben şimdi siteye girdiğim zaman biraz göz gezdiriyorum ve okunabilecek belge sayısı çok az ve çok belge var. Çünkü 2 milyona aşkın sayfanın elle taranarak yüklendiğinden bahsediyoruz. Hepsine tek tek bakamadım ama çoğu gerçekten okunmayacak vaziyette. Yani dışarıdan baktığımız zaman o belgelere, evraklara ben pek bir şey anlayamadım. Fakat bazı kanallar bunu net bir şekilde açıklamış. Oğuz Sasya'ya örnek verebilirim. Onun videosunu da izleyebilirsiniz bu arada. Bakalım ilerleyen süreçlerde bizleri neler bekliyor. Ben bu videoyu şu anda gece saat 1'de çekiyorum. Okur okumaz şu anda sizlerle buluşturdum. Diyeceklerim bu kadardı.
Sizin bu konu hakkında görüşleriniz ne? Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.